Evet, Berfin'cim, arkadaşların senin için puanlarını kullandılar. Ve kutuda bekliyor puanlar. Evet aslanımcığım. Senin de elinde Evet. tutballa bir şey bekliyor. Ben puanlamaya geçinmeden önce arkadaşlarıma ufak birer hediye Tabii, dağıtacağım. Bir de tabii. başta size olmak Nereden üzere. bunların özelliği nedir? Bunlar Kahramanmaraş'tan yine. Öyle Lavanta kolonyası, mi? sabunu. Lavantalı ürünler. Evet, lavantalı. Aa, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kim gönderdi? Bunları Afşin Belediye Başkanımız. Ay, Çok teşekkür sağ ederim. Olsunlar. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Selam, sevgi olsun inşallah. Kahramanmaraş'a geleceğiz Allah nasip Sağlıklı günlerde. kısmet Teşekkür ederse. ederim. Çok teşekkür Gelin ederim. evi olarak mutlaka gelmeyi istiyoruz. İnşallah. Buradan da selamlar, sevgiler gönderelim. Evet, teşekkürler ediyoruz tekrar. Sana da bir tane. Şimdi başlayalım bakalım. Seyircan'dan başlayalım. Yani mobilyaları bana göreydi, bana hitap ediyordu. Ben mutfağını beğenmemiştim. Halısı, avizesi onları beğenemedim. Sana puanım. Sana puanım 7. Bu da misafirperverliğin için sofran için verdim. Yani diğerlerine vermedim. Yok, onlardan birazcık kızdım. Teşekkür ederim. Peki, Merve. Ben genel olarak evi bütün olarak beğendim. Salonun normalde koltukların modeli çok güzel. Ama ayak tarzları demir benim hiç tarzıma uygun olmamasına rağmen senin tarzına uyuyor ve bütün olarak çok güzel durmuş. Çok şık durmuş yani senin evinde. Mutfağında ben masanı yeni beğenmemiştim ama zaten balkonda kullanıyorum demiştin. Yemeklerini çok beğendim ama ben yine İzmir yöresine ait bir şey göremedim. Yatak adını beğendim ama yatak örtünü, başlığını falan pek birbirine uyduramamıştım. Çeyizin çok yeterliydi bana göre. Buna göre düşünüp toplayıp bir puan verdim ve gerçekten hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Puanım. Sana puanım 7. Bu şekilde kırdığım şeyleri düşünüp ve vicdanımla da karar verip sana bu 7 puanı uygun gördüm. Ama Merve Hanım, neden sürekli İzmir'e ait bir şey bulamadım? Sofra, yani birçok şey var. Neden özellikle ona katı? İlla boyoz mu getirmem gerekiyor? Sofranız çok doluydu. Ya da bomba doluydu. Mı koymam gerekiyor? Hani neden ona çok takılıyorsunuz? Ben onu merak ettim. Kesinlikle şöyle düşünüyorum. Şu an program İzmir'de ve İzmir'in gelinleri, İzmir yöresi tanıtılıyor. Biz bugün Maraş yemeklerinden daha çok gittik. Yani İzmir'e ait bir şey yoktu gerçekten sofranda. Ama sofran çok lezzetliydi. Onun üstünde durdum zaten. O yüzden beklerdim yani İzmir'e ait bir şey olmasını. Biraz ama masanızda yoktu. Ben yarın çok, cuma günü çok merak ediyorum. Soframda göreceksiniz zaten İzmir'e ait bir şeyler olduğunu. İnşallah bakalım. Peki. Bir Merve'den diğer Merve'ye geçelim. Öncelikle benim için en önemli olan şey, kapıdan girdiğimiz andan beri Berfin Hanım'ın misafirperverliği çok güzeldi. Ben çok memnun kaldım. Günümüz de güzel geçti bu sayede. Mobilyalara geleceğim. Mobilyalar benim tarzım değil ama genele baktığımızda çok şık. Berfin Hanım'ın tarzı ve halısıyla, avizesiyle, her şeyle ben çok uyumlu buldum. Mutfağa geliyorum. Mutfak halısı değil, salon halısıydı. Avizesi çok kötüydü. Mutfak araç gereçlerini gayet beğendim. Onlar da çok güzeldi. Yatak odası takımı da asla benlik değil ama bütüne baktığımızda kötü değildi. Sadece benim tarzıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Halısı da uygundu. Çeyizleri wow değildi ama yani yine iyiydi yani baktığımız zaman. Sen duvarı da çok sevmiştin galiba. Evet, duvarı da yani özellikle o duvarı çok saçma buldum. Yani odayla tamamen alakasız. Bu. Alakasız. Onun dışında sofrası da güzeldi. Merve Hanım'a katılıyorum kesinlikle. Eğer İzmir'deysek, İzmir gelininin evinde yemek yiyorsak İzmir'den bir şeyler olmalıydı. En azından bir parça, iki parça yemek isterdik. Evet. Onun dışında genel itibariyle güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Özellikle misafirperverliğiniz için. Teşekkür ederim. Merve Hanım, bir şey sormak istiyorum. Pazartesi günü sizinle yarıştık. Siz sofranıza ne koymuştunuz İzmir'e ait? Ne koydum? Otlu börek koymuştum. Ispanaklı pasta. Sarmam falan vardı. Yani vardı otlu Benim şeyler. Benim sarmam. Yani ot olayı tam olmuyor. O daha böyle İzmir'e yönelik. Sarma ama daha yaygın. Her yerde var. Yani sarma bende de vardı ama beğenilmedi. Bombam da vardı. Evet, bombam vardı. Mesela siz en azından bir parça sergileseydiniz bu cümleyi zaten kurmayacaktım. Anladım. Tamam. Size puanım.
çok adaletli olduğumu düşünüyorum. Dün verdiğim puana göre de değerlendirdim evi. Hı hı. Puanımın iyi olduğunu düşünüyorum. 8 puan vermiş arkadaşın sana. Evet, yani söylediklerine göre ben daha düşük vereceğimi düşünmüştüm. 8 evet. Güzel bir puan, bu konuda haksızlık edemeyeceğim. Dün kaç puan vermiştin? Dün ben 7 vermiştim. Hı-hı. Hakkını yemek ama istemedim gerçekten. Teyzin ve birkaç da hani yani eksikliklerine rağmen 7 vermişti, evet. Yani hak bu yemek konuda istemedim. Vicdanım rahat etmeyecek. Yani çok bugün ederim. Daha iyi hissettim birçok evet. Şeyi. O nedenle mi? Evet, kesinlikle. Fazla. Aynen. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Berfin Hanım'ın yine çok hoşuna gitmedi. İlk bir il söylendi, sonra toplamaya çalıştı ama onun da hakkaniyetli davranırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Sen bir şey söylemek ister misin? İstemiyorum Aslı'nın. Yani yorumlarımda bahsedeceğim zaten. Tamam. O şekilde geçebilirim. O zaman sen de Berfin hakkında evinle ilgili, misafirperverliğiyle ilgili açıklamalarını yap ve puanı bizimle paylaş lütfen. Öncelikle misafirperverliğin için teşekkür ederim. Gerçekten bir sıcakkanlılıkla karşıladın, ilgiliydin. Sofrada sadece o külah esprisinin olmasını istemezdim. Ama diğer hareketlerinden dolayı, bize davranışından dolayı onu hani görmezden geldim puanlamamı yaparken. Evine genel olarak baktığımda benim zevkimle asla uyumlu değil ama ben senin kombinlerine bakarak değerlendirdim. Çerçeveyi bahsetmiştim. Çerçeveyi uyumsuz buldum. Burada daha şık bir çerçeve içinde görmek isterdim. Her şey çok şık ya. O da birazcık izin manevi. Verirseniz yorumumu tamamlayayım sonra tamam. Konuşun. Evet, dinliyorum. Mutfağınızda halıyı beğenmediğimi söyledim. Tost makinesini orada görmek istemezdim. Benim kalabalık bir tezgahım vardı ama en azından tost makinem ortada değildi. Ki ben de her gün kullanıyordum. Tost makineniz ortada olsaydı diğerleri olmasaydı. Katılıyorum. Yatak odanıza çeyize gelince, çeyizle karşı görüşlerimizin farklı olduğunu dün anladım. Dünden beri çünkü çeyizime yoğunlaştınız eksikliği konusunda. Çeyiziniz evet kalabalık olabilir ama ben çeyizde hani bir kalabalık olmasındansa hani benim için manevi değerine bakarım. Evet. Ben o yüzden gayet yeterli bulduğum için size o şekilde sundum. Benim size bunlara karşı puanım da gayet adaletli olduğunu düşünüyorum. Benim çeyizimdeki parçalar da gayet manevi değer taşıyor. Ben de bunu belirtmek isterim. Anneannemden, babaannemden, halalarımdan, teyzelerimden, annemden, kayınvalidemden hepsinin özel, hepsi emek, hepsinin benim için manevi i̇şte değeri çok demek fazla. Demek istediğim çokluğu azlığı kalabalık konuşulmamalı. Olması ya da azlığı olması ama mesele değil. Sizin için nasıl manevi değeri taşıdı. Varsa evet ne benim için taşıdı. De taşıyor, onu belirtmek isterim. Ayrıca da işlevi bir sürü şey olmuş ama hiçbirini kullanamamışsın, anlamı olmaz. Tabii. Mühim olan çeyiz dediğin şeyi kullanmak da lazım. O zaman hani çelişmiyor mu aslanım? Benim de hani parça olarak belki adet olarak azdı ama manevi değerleri yüksekti. Hem manevi değerleri yüksekti hem de kullanabildiğim aynen, parçalardı. Aynen kullandım. Yemek masanda aldılar. Da gördük hatta aynen kullandığını. Öyle. Yani dünden evet. Beri anlatmak evet, istedim ben bu arkadaşlarım. Gayet anladım. Arkadaşların da kullanıyor. Hı-hı. Yani bir problem yok. Tamamdır. Bu şekilde benim açım. Tamam, teşekkür Gamcığım. Ederim. Hadi puanlı görelim bir tane. Benim sana puanım 6. Gayet memnunum evet. Verdiğim puanla. Beğendiğiniz şeyleri sayıp 6 vermeniz. Şimdi pazartesi günü puanım 7'ydi arkadaşıma. Onu göze alarak senin evine bu puan uygun gördüm. Bu da evet. Mantıklı bir açıklama. Pazartesi günü konuk olduğumuz ev benim zevklerime daha uygundu. Her ne kadar eksiklikler bulsam da. O yüzden memnunum kararımda. Teşekkür ederim. Vicdanım çok rahat. Yine aynısı olacak belki ama hani puanlama yapılırken sadece çeyize odaklanıp yapıldı dün. Ben de bugün genel olarak düşündüm ve 6 puan ona vermeyi uygun gördüm. Toplamda arkadaşlarından 28 puan aldın. Güzel bir gündü, keyifli bir gündü. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kayınvaliden de çok tatlıydı. Onun da emeklerine sağlık. Sağ olsun, var olsun. Şimdi hanımlar, ben arkadaşınız için puanımı kullanacağım. Genel olarak puanlardan evet memnunum diyebilirim. Lakin Gizem Hanım bence ben 6 puanı hak etmememe rağmen bana 6 puan verdi. Birazcık daha yüksek puan verebilirdi. Evet değerli izleyenler, yine benim için en zor olan bölümdeyiz. Berfin ve eşinin videolarını izlerken eşinin ona yaptığı evlilik teklifi çok hoşuma gitti. Dedim ne güzel, bu birçok kişiye bence örnek olacak. Kaçıranlar varsa mutlaka izlemeliler programımızın tekrarını.
Gerçekten çok güzel bir evlenme teklifiydi. Su gibi bir genç hanım Berfin. Evinde de cici ferah bir kendine göre şıklık yaratmış. Bir uyum yakalamıştı. Daha çok yeni evliler. Tabii ki eksikleri olacak. O eksikler de zaman içinde tamamlanacaktır. Lakin İzmir'deyiz ama biz bir Kahramanmaraş evinde hissine kapıldık. Sofra, bir çeyiz gördük bugün. Kayınvalidesi de bize konuk oldu. Çok tatlı bir hanımdı o da. Ben çok sevdim. Onlara sonsuz mutluluklar diliyorum. Daha yolun çok başındalar. Diliyorum eksiklerini de tamamlarlar. Hayat onlara gülümsesin daima. Benim Berfin'e puanım 8. Berfin Gelin'in gün sonunda aldığı puanlar şöyle. Sevcan Gelin 7, Merve Gelin 7, Merve Nur Gelin 8, Gizem Gelin 6 puan. Yarışmacımız Aslı Hünel'den ise 8 puan aldı ve toplamda 36 puana ulaştı. Ve yarın Sevcan'cığım senin evinde buluşmak ümidiyle efendim. Evet. Yine aynı ya. Saatte Show TV ekranlarında biz İzmir'deyiz efendim. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.